Vayne ultisi ne yapıyor Sylas çaldığı zaman? Sadece hızlı koşuyor. Hızlı koşuyor ve AD galiba. Birazcık B'zade 30-40-50 AD. Saldırı gücü veriyor ya şeyi. Hızlı koşuyor ve saldırı gücü. Zaten bence ekstra... çok güzel ulti. 1v1'de kullanılır yalnız. Evet. Derin bir totem. Prime'dan. Orada bir seviye 1 oyunu. Ama Shavikat'ın biraz fazla önde kaldı. Shavikat'ın burada ters pozisyonda kalabilir. Starsecrim'de ve ilk an oldu. Şimdi Keturken burada yavaşlatacak Starsecrim. Peki kule altını deneyecek mi Maximilian? Direkt Sushra ile birlikte geldi. Havaya savurdu bir de. Böyle bir kışkırtılması, sabitlenmesi Renekton'un sonunu getirdi. Zaten bir önceki pozisyonda sıçrasını kullanmak zorunda kalmıştı. Orada Jairus biraz fazla dürtüldü orada. PBD. Yan taraftan Keturken de geliyor. Hemen tutuşur geldi. Bitkinlik bırakıldı Jairus'un üzerine. Ferit de buraya doğru yaklaşıyor. Jairus'tan kullanılan bir sıçra var. Çarp da kullanıldı Ferit'ten orada rakibinin üzerine. PBD çok az bir canla uzaklaşıyor. Galio'dan gelen bu ulti var. Maximilian'la serin ikisi de aynı şekilde buraya geldi. Kahraman dalışıyla. İki skor birden çıktı. Toplamda 3 skor geliyor. Hiçbir şey değişmedi ve evet burada tekrar izleyelim ne olduğunu. Tabii Starscreen seviye 6 olmamış. Evet. Bu aralığı iyi değerlendirmiş Prime. Pataküte kesmiş orada. Ulti kullanamadan alabilirdi skoru. Serin devam etmek istiyor. Orada mavi güçlendirme Shavikat'a mı da kaldı ilginç bir şekilde. Şimdi bir kışkırtma gelecek orada. Maximilian'dan ön tarafta kalan bir isim. Yok olan bir Ferit var. Yalnız tek tek skorları vermeye geliyor adeta burada. PBD kayış gibi kullandı. Kaori Jairus kovalıyor. Jairus skorunu aldı Kaori burada. Şimdi işler tersine dönecek gibi. İki skor birden bu noktada Maximilian'a gitti ama. Çok fazla hasar veriyor Maxi. Galio'yu direkt haritaya salmak anlamına gelecek. Evet. O güçlü Galio yan koridorlara baskı kurduğu anda yok eder bu arada. Dakika 10'da geldi orta koridor kulesi. Olası bir kazanma koşulunda almış olacak Kitu bu ejderi alarak. Şimdi Maximilian direkt olarak kuleyi tankladı. Ultiyi kullandı orada havaya savruluyor. Yalnız sıçrama ile çıkmak durumunda kaldı. Hala düşmesi Starscreen'den agresif sıçra. Prime alacak çok az canlı hayatta kalıyor. Starscreen sersemletti rakibine canını biraz yenileyecek ama yine de çıkışı çok güç. O alt koridorda Kaori. Şu anda sihir geçişi bekleme süresi arka taraf ışığından kullanıldı. PBD onu ham yapmak durumunda kaldı. Bitkinliği de bırakıyor. PBD düşüyor burada. Kaori kaçmaya çalışacak ama Maximilian'dan kaçış çok zor. Maximilian son bir vuruş burada. Kaori'den geldi. Kaori de ilk skorunu buldu mu maçta? Bunu alarak en azından rakibe birazcık daha çalışmaları için bir sebep verdiler. Bu arada o çalıya kafa atacak Kaori'ye. Kaori yakalandı burada. Havaya savruluyor. Tutuştur da var. Maximilian alıyor skoru. Takası yapıyorlar. Mecburen. O bölgeye giderlerse çünkü zaten yani 5'e 5'te bile şansları çok az. 4'e 5'te intihar olurdu ve... Ve canlar da azaldı DP tarafında. Bu arada Wildcat savaş istiyor burada. Bitkinlik kullanıldı. Kinnert'ten gelen bu ulti var. Bayağı bir zaman kazandıracak bu. Şimdi kahraman alışı geliyor. Wukong 3 kişi havaya savurdu Prime. Maçın sonuna doğru ilerliyor sanırım. Starscreen bitkinlik geldiği gibi düşüyor. İki skor birden Jairus da Kaori'yi de orada takip ediyor Jairus. Kaori düşmeden önce Keturken'i çıkardı ama katliam yapıyor ve 3 skor birden Jairus'a gidiyor. Bir an yani gaza geldi Wildcat sanırım. Savaşmak istediler ama çok, çok iyi cevap Dark Passage'den. Çok yanlış karar Wildcat tarafından. Oysa yani ki savunmuşlardı. Evet hani. Savunuyorlardı. Ve 25 dakikanın sonucunda Dark Passage serideki ilk galibiyetini alıyor. Durumu 2-1'e getiriyor.